Elbette ki Kur'an'la sünnetin İslam dinindeki otoriterliğini hepimiz çok iyi biliyoruz hocam. Fakat ben şunu merak ediyorum hocam. Siz anlatırken İslam dinindeki itikadi ve ameli içtihatların hangi boyutta ele alınacağına dair kafamda soru işaretleri oluştu aslında. Yani biz İslam dinindeki itikadi ve ameli içtihatları eğer peygamber üzerinden değerlendireceksek oluşabilecek farklılıkları nasıl anlamalıyız? Eğer peygamber burada otoriterse oluşan bu içtihat özellikle ameli veya itikadi anlamdaki farklı yorumların değerlendirilmesini nasıl yapacağız? Bunu merak ediyorum hocam. Peki, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi genel itibariyle Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle itikadi hususları, hatta diyebilirim ki mükerreren, yani tekrar tekrar, başta ayetlerine dair Cenab-ı Hakk'ın, efendim tevhide dair, yaratan yegane tek bir ilah olarak, Kur'an-ı Kerim'de ağırlıklı olarak Allah Azze ve Celle bizim akidemizi güçlü şekilde anlatıyor. Baktığımız zaman çok çeşitli anlatımlarla, misallerle, örneklemelerle, ضَرَبَ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا Örnek veriyor, soru soruyor. O bakımdan akide açısından Allah Azze ve Celle'nin bizatihi doğrudan kendisini bize anlattığı, akletmemizi sağladığı, bize hitap ettiği bir temel var Kur'an esaslı olarak. Hazreti Peygamber tarafına geçtiğimizde, deminki ifademe dikkat ederseniz, hayata geçiyoruz. Hayat ne demek? Pratik, uygulama mekanı. O bakımdan burada esasen daha çok uygulamaya dair bilgiler ile karşılaşıyoruz. Yani başta namaz olmak üzere dini hayatın bütün ibadetlerini bu kendisini tekrar eden mükerrer yani periyodik dediğimiz namaz gibi, hac bile senede bir kendisini tekrar ediyor, oruç ibadeti gibi. Bunları da ağırlıklı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Peki bu modele göre tek tip bir sonuç ortaya çıkması lazım. Öyle değil mi? Sizin sorunuz da tam burada yoğunlaşıyor. Bana sorarsanız da zaten tek tip bir model var şu anda. Yani ben bazen şöyle diyorum, İslam coğrafyasının şöyle bir ucundan girse birisi, diğer ucuna kadar gezip dolaşsa bir turist gibi düşünün. Bu da biraz dini konularda meraklı gittiği yerde işte camilere giriyor, bakıyor falan. Yani bir dolaşsa şöyle, parası da bol, çıktı yani Asya'dan girdi, Orta Doğu'yu, sonra Afrika'dan çıktı. Desek ki nasıl gördün Müslümanların halini, ahvalini, bize anlatacağı fotoğraf oldukça yeknesak bir fotoğraf olacaktır. Bunlar diyecek bir defa ezan okuyorlar. Yani dediği ezanı, yani eğer Erzurum'a uğramazsa salavat ezanın peşine okuduğumuz, genel olarak aynı ezanı okunuyorlar diyecektir. Onu ayırt edemeyecektir. Efendim, ibadet olarak vallahi aynı şeyler yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duruyorlar. Rükûa gidiyorlar, efendim secdeye gidiyorlar. Yani genel ana hatlarıyla esasen aynı resmi yakalayacaktır her yerde. O bakımdan bizim zaten esas itibariyle bütün bunca gelişmesine, genişlemesine rağmen ve aradan 14 asır geçmesine rağmen kitabımız esasında ve amelimiz esasında ümmet coğrafyası genel görünümü itibariyle aynıdır. Hatta aynı demeye yakındır. Eğer yani bunu saymazsanız, yani o kadar birinin çok salladığını, birinin bir kerecik kaldırdığını çok yakalayabileceklerini sanmıyorum. Veya bazısının elini biraz yüksekte tuttuğu, diğerinin biraz aşağıda bıraktığı. Kaldı ki bunları biz Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin de yani opsiyonel olarak zaman zaman öyle yapabildiğini düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki rivayetler ve uygulamalar Resulullah'ın bu aralıkta hareket edebildiğini gösterebilir. Bu farklılık, aykırılık, birbirine
tezat bir durum değildir. Bugün için de böyle bir durum söz konusu değil. Umarım sorunuza cevap vermiş olabildim. Olmadımsa deşiştirin. Dini metinlerin okunması bağlamında, yani her grup ya da her mezhep ya da her fırka dini metinleri hocam. Dini metin derken? Şu Kur'an'ı kastediyorum yani. Kitabullah'ı kastediyorsunuz. Evet. Kur'an'a karşı farklı bakış açılarına sahipler. Ve her biri belli bir metodolojik bilgi içerisinde bunu yapmaya, halbuki hepsi bir doğruyu iddia ederek bunu yapıyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Zaten Kitabullah'ın böyle bir yapısından dolayı bu fikir ayrılıkları oluşuyor zaten. Yani Kur'an bizzat böyle bir potansiyele sahip olduğu için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani ona bakış açımız farklı pencerelere bizi götürüyor hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki muhteviyatı, yani amele dair ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu fixledi. Yani amele dair. Eğer diyelim kıyam denince ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Rükû deyince de, secde deyince de, değil mi? Hani farklı buralarda Hazreti Peygamber'in hayata iz düşürdüğü ameli planda Resulullah'tan sadır olan ufak tefek farklar dışında bir farktan söz etmiyoruz. O zaman amel tarafını bir tarafa koyduk. Siz ne türden anlaşılmaları, enba konusuyla ilgili olabilir mesela. Nebe, hani fihi ayatun muhkematun hunne ummul kitabi ve uharu muteşabihat. Enba ile ilgili olarak bizim bir öğrenme sürecinde olduğumuz muhakkak. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ. Siz onun nebe verdiği haberleri bir zaman sonra bileceksiniz. O bir zaman içerisinde birimizin başka bir şeye benzetmesi, ötekinin bir başka bir şeye benzetmesi muhtemeldir. Müteşabih. Hani diyorlar ya, Yahudiler demişler تَشَابَهَ الْبَقَرُ عَلَيْنَا اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. Yani o inek mi bu inek mi, karıştırıyorsunuz hangisi diye. Bu müteşabih ayetlerle, enba ile ilgili bizim anlama yolculuğumuzda devam eden bir süreç. Ama bu bugün için bizim dini hayatımızı kesmiyor. O gün için de kesmedi. Yani Allah Azze ve Celle buyurmuş ki estaizu billah ve enzelne l-hadide demiş. Demiri de indirdik. O gün için ya ey bir mana halakna diye anlamışlar. Yani o düzeyde, ama zamanla bunun gerçekten indirme olabileceğine dair İlmi bilgiler geliyor. Bu türden hususları kastediyorsanız bunlar bizim öğrenme sürecinde ilerlediğimiz. Ama dikkat ederseniz bu dini hayatın doğrudan o günden beri olan bir parçası değil. Enba ile ilgili hususlar ya gayba dair, ileriye dair, yahut belki geçmişe dair de olabilir, yaratılışla ilgili de olabilir. Bunu anlamak hususunda belli bir çaba, gayret ve fikir sahibi olabiliriz ve bu fikirler müteşabih olabilir. Renk renk, farklı farklı olabilir, ama bu dinin kendi içinde bir çatışma ve farklılık anlamına gelmiyor.